Değerli seyirciler, Gaziantep'teyiz. Gaziantep Tarım Fuarı'ndayız. Tarım Fuarı'nda şimdi traktörler çiftçinin olmazsa olmazlarından. Biz de şimdi Hattat'tayız. Hattat traktördeyiz. Hattat traktörde, hatta traktörün yanındayım. Şimdi de traktörün üstünde Fatih Büyükyaşlı var. Fatih Bey, merhaba. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin öncelikle size. İyi çalışmalar, iyi fuarlar diliyorum. Hattat tarım makinalarındayız, Hattat traktördeyiz, evet. Daha doğrusu. Ve bir traktörün üstündeyiz. Çiftçiler için çok önemli, şimdi olmazsa olmazı. Gaziantep yöresi genellikle bahçe traktörü kullanmakta. Bizim de Hattat bahçe serisinde 3050, 3055, 3065 ve 3080 serisi traktörlerimiz var. B olarak geçer, bahçenin B'si. Kompak olan modellerimiz de çok amaçlı kullanılan modellerimizdir. Onlar da aynı segmentte 3050, 3055, 3060 ve 3080 modelleri var. Ve bu fuarda farklı olarak işte 4000 serisi traktörlerimizi yeni piyasaya süreceğimiz 4000 serisi ve Hattat 285 serimizi sergiledik. Aynı zamanda özellikle Gaziantep çiftçisi için çok önemli bir traktör olan 240'ın kuru balatasını fuara getirdik ve sergiledik. Nedir önemi o durumda? Yani çiftçiler daha çok kullandıkları bir traktör. Bu traktörü biliyorlar. Kuru balata tabii bölgede kullanılan bir traktör. Bunun yağlı diski var. Minimax modeli var. Onu da getirdik buraya. Çiftçinin bildiği, her zaman denediği, parçasını her yerde bulabileceği traktör. Keza Hattat'ın 3000 serisi traktörünün de bir özelliği vardı. Yani bu traktörü diğer traktörlerden ayıran en büyük özellik. Nedir bu özellik? Şu an üstünde bulunduğumuz traktör dünyanın 132 ülkesine dolaylı yoldan ihracat yapılıyor. Valtra markasıyla da yurt dışında satılıyor. Aynı zamanda Hattat markasıyla da 60'tan fazla ülkeye satılıyor. Hattat ya, markası tabii, 60'tan fazla ülkede. Ve bu ülkeler bahçe tarımının gelişmiş olduğu İspanya gibi, Fransa gibi, İtalya gibi ülkeler. Anlatabiliyor muyum? Yani 3. dünya ülkeleri de değil. Artık biz teknolojimizle Avrupa'ya kafa tutuyoruz. Avrupa'nın istediği traktörleri yapıyoruz. Bu traktörün mesela üzerinde bulunduğum traktör Hattat 3065 serisi. Traktörün beygir gücü 68 beygir. Üzerinde orijinal İngiliz Perkins motor var. Bu motorun da %62'sini biz kendi tesislerimizde parçalarını imal ediyoruz. İngiltere'ye ihraç ediyoruz. İngiltere'de bunlar tekrar monte oluyor ve Türkiye'ye geliyor. Aynı zamanda şanzıman yapısı da diğer traktörlerden çok farklı. Hema'nın ürettiği bir şanzıman 12 ileri 12 geri. Levye diyoruz. Yani 30 km hızla gidiyorsunuz. Geriye doğru şuradaki kol çektiğinizde aynı hızla geri gidersiniz. Şanzıman bütünleşik şanzıman. Dişler arası mesafe daraltılmış. Yani motordaki güç tekerleğe direkt aktarılıyor. Diğer traktörlere vitesten sonra transmisyona geçiyor. Bu da güç kaybı yaşatıyor. Aynı zamanda 3 ton gibi bir kaldırma kapasitesi var. Hatta 3 ton 200 kilogram ama ben biraz azalttım, 3 ton diyorum. 3 ton gibi bir kaldırma kapasitesi var ki bu traktörler için yüksek bir oran. Ve bunun fiyatları, bu traktörün fiyatları üzerindeki özellikleri birleştirdiğinizde Turun'un mesela şu an Türkiye'de üretilen, mübalağasız Türkiye'de üretilen en yüksek tura sahip traktör. Bahçede çok önemli. Karın altı yüksekliği önemli, karın altı yüksekliği de yüksek. Neden önemli? Taşa çarparsınız. Anlatabildim mi? Evet. Karın altı yüksekliğiniz olmazsa sebzelerinizi ezersiniz. Bahçe işinde önemlidir karın altı yüksekliği. Traktör çiftçilerin istediği her özelliğe sahip. Ve traktörün tüm parçalarının Türkiye'de imal edilmesi, yedek parçasının rahat bulunmasını ve imal eden firmanın da, üreten firmanın da aynı firma olması bir avantaj. Nedir bu avantaj? Şimdi farklı farklı markalarda şanzıman farklıdır, hidrolik farklı firmalardandır ve traktörler toplanarak bir yerde monte edilir. Hattat'ta ise böyle değildir. Hattat ön aksını kendisi yapar. Ön aksın özelliği de tek teker havada kalsa daha yere tutunur gider. Limit kaydırma sistemi var. Arka aksını kendisi yapar, transmisyonunu kendisi yapar, hidrolik sistemini kendisi yapar. Dolayısıyla çiftçinin tek muhatabı var. Bu noktadan sonra traktör aldıktan sonra tüm parçalarla ilgili tek muhatabı Hattat'tır. Bu bir avantaj. Yedek parçanın bulunabilir olması, 330'dan fazla servisiniz olması. Bunların hepsi avantaj ve yakıt ekonomisi de üzerindeki motor Perkins olduğundan dolayı emsal traktörlerle yaklaşık %20'ye varan yakıt ekonomisi var. Yakıtta da avantajlı. Tabii tabii, yakıtta da avantajlı. Bu traktörü gönül rahatlığıyla
test edebilirler, deneyebilirler. Bayilerimize gitsinler. Mutlaka mutlaka Hattat'ın 3000 serisini görmeden bir bahçe traktörü almaya karar vermesinler. Hem ceplerindeki fazla paradan olurlar, fazla para öderler, hem de daha uygun fiyata, daha kaliteli bir ürün almak varken daha pahalı fiyata daha farklı bir ürün alabilirler. Ama Hattat'ı test etmelerini gönülden istiyorum. Çünkü bu traktör yerli bir traktör. Her bir traktörün üretiminde 5 tane kişiye ekmek sağlıyorsunuz. İşte devre kesicisinden tutun, tüm özellikleri düşünülmüş. Ve Avrupa'da bu traktörü istiyor, Avrupa'da bunu kullanıyor. Neden siz Avrupa'ya ihraç ettiğiniz bir ürünü kendiniz kullanmıyorsunuz ki? Kendiniz kullanın. Bu ürün ülkemizin. Bugün dolar açığı var diyoruz, euro açığı var diyoruz. Hattat ihracat şampiyonu durumda. 1000'den fazla traktörü yurt dışına ihraç ediyoruz. Türk malı yani. Türk malı. Yerli malı bildiğiniz. Yerli malı yani. Evet. Bu da gurur verici çünkü 60 ülke dediniz sanırım. 60 ülkeye ihracat yapıyoruz. 60 ülkeye ihracat, sadece bahçe traktörü değil. Kompakta satıyoruz, tarla traktörü de satıyoruz. 60 ülkeye direkt ihracat, ki bunlar kolay kurulmuyor. Bunların için Afrika pazarı da var, Peru var, Şili var, Amerika Birleşik Devletleri bile var. Yani biz burada aslında Türkiye'de otomotiv sektöründe yapılamayanı başardık. Bir traktör yaptık. Yavaş yavaş da olsa büyüyoruz. Yurt dışında 5 kıtada 60'tan fazla ülkeye ihracatımız var. Direkt 130 ülke ise dolaylı yol. Dolaylı dediğim Valtra'ya da üretiyoruz, veriyoruz. Onlar da farklı farklı ülkelere gönderiyorlar. Toplamda 132 ülkeye ihracatımız var. Şimdi ben Fatih Bey size Hattat traktör neden tercih edilmeli diye soru yöneltecektim ama Hattat ne yapar dediğimde siz hepsini zaten saydınız. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa tercih edilme konusunda. Bu sorunu kısaca netleştireyim. Hattat traktör neden tercih edilmeli? Bir, traktörün üzerindeki motor yakıt ekonomisi sağlayan motor. Neden? İki, çekiş gücü yüksek, tork yüksek motor. Üç, servisi var. Dört, yedek parçasına her istediğiniz zaman ulaşabiliyorsun. Türkiye'de üretiliyor. Yani bir Hattat traktör aldın, bir kabin camı için 4 ay beklemiyorsun. Veriyorsun kargoya, hiçbir şey bulamazsan 3 günde kabin camı geliyor sana. 2 günde geliyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani Türkiye'de imal edilmesi, Türkiye'deki işçilerle bir emek sarf edilmesi ve bunun çiftçilere ulaşması benim için çok önemli. Ben her satılan bir traktörde büyük gurur duyuyorum. Yurt dışına gittiğinde Hattat traktörü yol kenarında geçerken Bulgaristan'da mesela çok yüksek sayıda satılıyor. Bulgaristan'da görüyorum, mutlu oluyorum. Biz Bulgaristan sınırından Bulgar görevlileri bizi aramadan geçirdiler. Hattat HTT mi dediler? Evet, traktör buyurun geçin dediler. Peki fuarları da değerlendirelim. Fuarlar katılımcılarla çiftçileri buluşturan bir ortam. Siz katılıyorsunuz fuarlara. Nasıl buluyorsunuz ve Gaziantep'ten beklentileriniz neler? Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani fuarlar, Türkiye'de çok fazla tarım fuarı var. Her ne kadar hala sanayi ülkesi olmaya çalışsa da Türkiye bir tarım ülkesi. 30'dan fazla biliyorsunuz tarım havzası var. Fuarlar da çiftçilerin artık alım için geldikleri yerler oluyor. Hani artık fuarlar, aslında bu fuar dediğiniz yeni modellerini tanıtırsınız, sergilersiniz. Fakat Türkiye genelinde 2 ya da 3 yerde olur fuar. Fakat 40'tan fazla fuar var. Fuarlar artık pazar yeri oldu. Çiftçiler burada geliyorlar, traktörlerini beğeniyorlar, pazarlıktan yapıyorlar, traktörlerini alıyorlar. Biz de yeni traktörlerimizi sergiliyoruz. Yani maliyetli unsurlar bunlar ama bu işi yapmak istiyorsanız hemen hemen tüm tarım fuarlarına katılacaksınız. Tüm kanallarda, mecralarda yer alacaksınız. Çünkü Hattat yerli ve yeni bir marka. Çiftçilerin bir kısmı biliyor, bir kısmı bilmiyor. Biz yurt dışında göstermiş olduğumuz başarıyı yurt içine de taşımayı düşünüyoruz. Peki, ben çok teşekkür ediyorum size. Traktör üstünde yapmış olduğumuz bu röportajı burada sonlandıralım. Hattat Traktör. Siz malum tarım sektörüyle de alakalısınız. Hani şeyde yapıyorsunuz. Bekleriz ki bir gün gelin isterseniz. Arkadaşlar da geldi zaten. Çiftçi TV'den. Fabrikamızda bulunun. Traktörlerimizi test edin, kullanabilin. Yerinde nasıl? Diyorsunuz. Bulunun tabii, yerinde. Yerinde test edin, edelim. Kullanın. Peki. Rahatlığı da görürsünüz. Peki. Artık traktörler arabalardan daha rahat. Peki. Çok teşekkür ben ediyorum çok size. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar Fatih Büyükyaşçı. Sağ olun.